Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Aksaray Ağaçören ilçesinde Sofular köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Veys Atıcı ile röportaj yapacağız. Muhtarımı aradık, röportaj yapacağız dedi. Buyurun gelin Süleyman Bey dedi ve hemen ne yapmış muhtarım? Semaveri ateşlemiş. Doğru mu? Evet. Doğru. İşte muhtar böyle olacak arkadaşlar. Yani bir misafir geldiğinde ağırlamasını bilecek. Tebrik ediyorum sizi araştırmacı gazeteci olarak. Sağ ederim ben de, sağ ol. Kaç yaşındayız Veys abi? 70 yaşında. 70 yaşında. Yaş 70 ama iş bitmemiş olduğunu bitmemiş. Tüm dünyaya ve köylüye gösterecek. Evet, evet. İnşallah. Evet, inşallah. Seçimlerde kaç aday çıktı karşına? Bir aday vardı karşına. Daha önce muhtarlık yaptın mı hiç? Hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Evet. Ama bu kalbinde bir uhdeydi. Evet. Şöyle bir hizmet yapayım. Hizmet bir eserim kalsın. Evet. Değil mi efendim? Evet. Bir eserim kalsın. Dedin. Evet. Evet. Vaatte bulundun mu? Karşına da eski muhtar mı çıktı adayım? Evet, eski muhtar evet. çıktı. Akrabalık var mıydı? Var. Neyin oğlu efendim? Kaynımın oğlu oldu. Kaynının oğlu evet. Kaynının oğlu. Yani bu teyzenin, kardeşinin oğlu. Kardeşinin evet. oğlu çıktı. Evet. evet. Kaç oy fark attın efendim? 35 oy fark 35 evet. Köy halkına ne dedim ben muhtar seçerseniz? Seçerseniz size hizmet edeceğim dedim. Evet. Ne yapacağım dedim mesela? Şimdi içme suyumuz mesela akmıyordu. Ne yaptın? Bu söz verdim. Evet. Cazibeli su getireceğiz. Sağ ol. Otur teyze. Cazibeli bulamadık. Sonda vurulacak. Koy içine hatları denişecek. Ondan sağa söyle. İçme hattı değil mi? İçme hattı. Evet. Ondan sağa söyle. Sonda yeniden vurulacak. Koy içine taşlanması, yolların yapılması için şey ettim. Elinden gelen mücadele yapmaya gayret ediyorum. Hasan abiye de benziyor değil mi? Harmandalı. Aynen, harmandalı. Kanka mıyız? Kanka aynen, kanka. Evet. Evet. Hasan abiye de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar, dün akşam röportaj yaptık, yükledik. Şu anda muhtarın yanında baktık. 1113 kişi izlemiş. Yani daha bir gün dolmadı. Harmandalı ve Ağaçören'deki tüm muhtarlara da vatandaşlara da teşekkür ediyoruz. Az önce bir muhtarımız bize ilçede yemek ikram etti. Misafirperver, cana yakın bu Ağaçören insanı. Hepsine çok canı gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Lokantacı bizi tanıdı, izlemiş zaten. Dedi halkın sesini duyurmaya mı geldin abi dedi tekrar dedi. Evet dedik. Şimdi halkın sesini ne yapıyoruz? Bu halkın temsilcisi muhtar vasıtasıyla tüm dünyaya ne yapıyoruz? Duyuruyoruz. Duyuruyoruz. Efendim köy odası, muhtar odası var mı? Koy odası yok da koy konağı yapılacak. Proje alınmış. Alındı mı efendim? Alınmış. Çok güzel. Ağaçören'de iki tane bir kırmızı koyuna bir bizim koya. Evet bir kırmızı bir buraya. Yapılmaya şey olmuş. Hatta yerli tespit olmuş. Çok güzel. Gelecekler ihale verilmedi dedi. İhale verilince gelip yapılacak evet. dediler. İlçe kaymakamı da yeni göreve başlamış. Ona evet. da başarılar diliyoruz. Osman evet. Bey değil mi? Osman Bey. Evet. Osman kaymakamımıza da Ağaçören kaymakamımıza da başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hakikaten Ağaçören'in 3000 nüfusu var. Ufak bir ilçe ama çok şirin bir ilçe. Hangi esnafa gitseniz buyurun hoş geldiniz diyor. Evet. Muhtar olmasına gerek yok. Vatandaşlarımız izlediği ikramlarda bulunuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Efendim gençlerin oynayacağı futbol sahası var mı? Futbol sahamız yok. Çocuk parkı? Çocuk parkı var. Var. Okulumuz açık okulum mı kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Okulun yanında çocuk parkımız. Var evet. Okulumuzu da Allah izin verirse bir diridip, üstünün çatısını deniştirip, içine bir 200 sandalye, 20 masa alıp köyümüzde cenazelere, yemeklerde, mevlütlerde yani yapılması için onu da şey yapacak Allah izin verirse. İnşallah. Allah'ın izniyle tabii. Allah'ın izniyle. Köyümüzden bir tane Avrupacı şey yaptırdı. İsmi evet onun. Faik Özdemir. Faik Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Koya Sofular Koyuna hoş geldin yazdırdı. Çit kartalına vurulacak işte bugün geldiler yerini eşmeye. Güzel. Evet bir de mezarımızın kıyına cenazeyi yıkar, namazı kılınak ana çadırman evet. yeri şey ettirmiş. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Yaptıracak Allah izin verirse ondan para bizden gayret. Evet. Arkadaşlar işte biz bir dünyaya geldik. Vakti zaman dolduğunda göçüp gidiyoruz. Onun için bu dünyada ne eser bıraktıysa o kalır. Tabii, şimdi tabii. oradan cenaze namazları kılacak. Yağışlamalarda vatandaş ne yapıyordu? Islanıyordu. Güneşli havada duramıyordu. Güneşli havada tabii, duramıyor. Tabii. Sıcak geçiyor. Tansiyonu var. Şimdi, evet, bilmem evet. neyi var. Değil mi efendim? Evet. Evet. Teyzemiz eşiniz mi efendim? Eşim olur evet. İsim ne teyzeciğim? Sultan Atıcı. Sultan Atıcı. Ben de en çok sevdiğim isimlerden bir tanesi Sultan teyze. Evet, memleketimizde de bir komşumuz vardı. Sultan teyzeye de selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm evet, Sultan teyzeyi sen kocatmışsın ya.
Şimdi Sultan teyze benden 9 yaş büyük. 9 yaş büyük mü? Evet. O 70 aşağı yukarı 9 yaşında, ben 70 yaşındayım. Hastayım, şeker hastalığı var. Eski miktarında halası oldu. Halası, evet. Kalkamıyorum, evet. Dizlerim şiş. Evet, muhtarım. Başka, onu sonra şey yapalım muhtarım. Tamam. Seni kaydettim, hemen evet, aldım. Evet, iyi ettim. Arkadaşlar, evet teyze. Buyurun. Muhtarım, bu yaşta muhtar olacağım dedi. Sana da sordum hanım, ben muhtar olacağım, ne diyorsun? Ben hiç rıza olmadım yeğenim, ben ne yapayım? Ben hastayım, gene müdavirim var. Mevlana Hanım. Ne dönüşü kaygı çekmezdi, her şey ben satan bu boyu. Allah razı olsun. Satan hanımım keşke. Bir vakit namazımı şöyle kucağına kırıyorum. Abdestini alıp namazını oturuyor yanacaklar. Yemeğini, bulaşığını, yatağını, her sobasını, her şeyi. Demiyorum sana, demiyorum sana evlen. Evlen diyor da evlenemem. Evlensin diyorum, vallahi yerim, izin veriyorsa evlenemem. Şimdi evlatlarımla kötü olurum. Evet. Torunlarım gelmez, şey gitmez. Gelmez de, biri de gelmez de. Başımın tacı olur benim. Evet, başımın tacı olur. İşte biz böyle ihsan istiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Eşimiz sağlığında bize baktı, biz de ona düşkünlüğüne evet, bakacağız. Evet, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlara ne mesaj vermek istersin efendim? Yurt dışındaki vatandaşlara, diğer illerde yaşayanlar. Ha, buraya gelip, yani burayı canlandırıp, yani şey olmasını isterim. Yani bir köylü olarak veyahut da bir şey olarak burada katkılarını bekliyoruz. Bekliyorum. Kaç nüfus var? Hane ne kadar şu anda? Hane 60 hane. 60 hane. Tarihi evler de var bu köyde. Tarihi evler de var. Bak gördüm, evet. Gördüm, derken gördüm. Tarihi evler var. Evet. Seçmen ne kadardı? Seçmen 140. 140 seçmen. Kaç var? 130 kullandı. 42'ye 76 oldu. İyi, bayağı fark atmış muhtarım arkadaşlar. Ekleyeceğim başka bir konu var muhtarım. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Oldu. Teyzeme iyi bak diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sağ ol. Çayımızı demleyin ben.